de başlatmış. 2025 yılı içerisinde baraj gövdesini bitirmeyi hedefliyoruz. Yine bu yıl sonu itibariyle sulama projemizi, ihalesini gerçekleştireceğiz. İnşallah 2026 itibariyle de sulama sahamızın tamamını döşemiş olacağız. Ve projemiz hayata geçmiş olacak. Ya bunlar biraz ödenek teminiyle de alakalı. Ödeneklerle ilgili bu süreci bitirmiş olacağız. Ödenek sorunu var mı peki şu an? Şu an ödenek sorunu yok. Şu an ödeneğimiz var. Projemiz devam ediyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Opaçayı için geçmişten beri belki çeyrek asırlıktır bir gölet söylemi var. Fakat henüz çivi çakılmadı. Sadece yer tespiti yapıldı galiba. Oba çayı ile ilgili projemiz şu an hazır. Hem planlaması ve projesi bitmiş durumda. Yatırım projemizi Cumhurbaşkanlığı strateji bütçede şu an değerlendirme aşamasında. Yatırıma teklif ettik. Önceki yılda yine Cumhurbaşkanlığı'nın açıkladığı proje strateji planında vardı. Şu an değerlendirme aşamasında, evet. Oba çayında iptal olma söz konusu mu? Yok, o iptal söz konusu değil. Din Barajı'nın doğusuna bir yapılan hat vardı. Zaman zaman aksamalar oldu. Son noktaya kadar ne zaman ulaşacak bu hat? En sondaki vatandaş bahçesini Din Barajı'na ne zaman sulamaya başlayacak? Din sulamasının büyük bir kısmını bitirdik zaten. Hatlarımızı döşedik. Bu yıl son itibariyle büyük bir kısmını bitirmiş olacağız. 2025'te de geri kalan kısmını tamamlayacağız. Olmadığı köylerde daha önce ekin arazisi olarak kullanılan yerler şimdi Alanya'da kırkalı meyvelerin çok üretildiği süreçte arsalar satın alınıyor. Oralar tarım açılıyor. Ama Kırşat'ta bununla alakalı eskiden kalan gelenek burası sulak alan, sulak alan değil algısıyla insanlar su konusunda kavgalar yapmaya başlıyor. Bu hem Dim, hem Badem Ağacı, Ubalı Cami, diğer köylerde de köylünün kendi geleneğiyle hareket ettiği durumda gelenek dışına çıkanlar oluyor. Sulama Birliği'nin ya da sizlerin bu konuda bir çalışması olacak mı? Örnek vereyim. 100 dönüm sulak alan olan eski dönemde şimdi 400 dönüme çıktı. Mevcut su da yetmiyor. Bir de sular burada kontrolsüz bir şekilde kullanıyor. Mesela herkes kafasına göre suyunu kullanabiliyor. Burada bir çalışma olacak mı? İlerleyen zamanlarda ciddi sıkıntı içerecek. Sayın Başkanım siz de ilgilenecek sonuçta. Şimdi biz DSO olarak geliştirmiş olduğumuz proje sahalarına, sulama birliklerine işletmesini devrediyoruz. Köy sulamaları daha çok bizim dışımızda gelişen sulamalar. Bizim işte baraj olsun, gölet olsun bu kapsamda geliştirdiğimiz sulama tesisleriyle ilgili yaptığımız çalışma. Onun dışındakileri... O zaman başkanım cevaplasın konuyu. Bu durum ilerleyen zamanlarda kavgalara sebep olacak bir durum. Tamam. Kimin bu alanında? Kim bu işe girecek? Evet Ersoy Bey, bir iki mahallemizde biz de şahit olduk bu tarz bir duruma. Köyün merkezinde çeşme, içme suyu olarak kullanılıyor. Vatandaşların su doldurulduğu nokta var. Tabi bu büyükşehir yasasıyla bu sular asata. Ama bu suyun fazlasıyla da dededen kalma. İşte herkesin bir su saati var. O saatle sulamalarını vatandaşlar yapıyorlar. Dediğiniz gibi bazı kişinin su saati fazla ama arsası az. Su israf oluyor. Tabii ki bununla ilgili bu sorunun yaşanan köylerde benim düşüncem, benim tavsiyem öncelikle bir kooperatif kurulabilmesi köylerde. Köyün ileri gelenleri bu kooperatifte yer alıp adaletli bir şekilde bu suyu kendi aralarında eşit bir şekilde dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu olmazsa tabii ki kavga, dövüş devam edecek olursa tabii ki buna müdahil illaki olunacak. Çözüm kooperatifi. Öyle gözüküyor. Burada tabii sorunun bir sebebi de son yıllarda yaşadığımız kuraklık özellikle. Ki bu yıl çok daha fazla hissediyoruz kuraklığı. Su kaynaklarımız sürekli azalmasına rağmen, yağ su seviyesinde azalmalar ve su kaynaklarının azalma olmasına rağmen tarım alanlarında sürekli bir artışımız var.
Biraz da bundan kaynaklı bir problem. Bir ikincisi de Toroslar'da özellikle meyvecilik, sert çekirdeklerle ilgili yoğun bir dikim var son yıllarda. Dolayısıyla sahildeki su kadar artık Toroslar'ın eteklerinde de su ihtiyacı var. O bölgelerde de bir dönet projesi söz konusu mu? Kiraz, elma ve cevize ciddi bir yönelme var. Şimdi bizim tabii 2000 yıllarından önceki sulama sistemlerimiz genelde kane sistem. Daha doğrusu genelde tamamı kane sistem. Ve bunlar tabii 60'lı 70'li yıllarda yapılan sulama sistemleri ve ciddi oranda yıpranmış durumdalar. Bunlarla ilgili bizim rehabilitasyon projelerimiz var. Bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. Bunlar bittikçe biz yatırıma teklif edeceğiz ve yatırıma girdikçe bunları kapalı sulama sistemine çevirerek tamamını inşallah rehabilitasyonunu gerçekleştireceğiz. Daha üst kotlardaki sulamalarla ilgili bizim devam eden projelerimiz var. Tanrı Göleti projemiz var. Yine Karbıcak Göleti projemiz var. İhtiyaç olan yerlerde vatandaşlarımızdan gelen taleplere göre o bölgede geliştirebileceğimiz proje varsa gerekli etütleri yapıp baraj veya gölet anlamında projelerimizi geliştiriyoruz ve bunlar zaman içerisinde hayata geçecek inşallah. Öncelikle alanımıza hoş geldiniz. Özellikle tarımsal sulamalarda Büyükşehir'inde önceki dönemlerde çalışmalar bir görmüştü. Bu dönem tamamen devlet su işlerine bir atılıyor bu konular. Büyükşehir'inde bu tarımsal sulamalarla ilgili yetkisi var mı? Bunlarla ilgili bir kanun yönetmekte bir değişiklik oldu mu? Yani onların mevzuatı tabii onlara sormak lazım ama bildiğim kadarıyla onlarda da benzer çalışmalar var. Bir de özellikle bu sahillerde mendirek yapımları, kanunsuz bir şekilde mendirek yapımları söz konusu. Bunlarla ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'yle bir görüşmemiz esnasında bu konuların devlet su işlerinin yetki alanına girdiği konuşuldu. Bununla ilgili bir yetki alanınızda DSE'nin bir durumu var mı? Şimdi mendirekler deniz yapısı olduğu için Ulaştırma Bakanlığı'nın görev alanında. Ancak denize dökülen dere yataklarının denize daha rahat deşarjını sağlamak anlamında biz de proje geliştiriyoruz. Ancak onay merceği Ulaştırma Bakanlığı. Onların onayından geçtikten sonra biz projelerimizi hayata geçirebiliyoruz. Ki Antalya'da belli denize dökülen belli dere yataklarında projelerin bir kısmını hayata geçirdik. Bizim projelerimizin amacı dere yatağının daha rahat deşarjını sağlamak. Ulaştırma Bakanlığı yaptığı projelerde de daha çok kıyı korumaya yönelik yaptığı çalışmalar. Arada da böyle bir fark var. Teşekkür ederim.